Hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar kümeleme algoritmalarını işleyeceğiz. Başta biz şunu söyleyelim. Biz birkaç haftadır gözetimli öğrenme konusunu görüyoruz veya gözetimli öğrenme konusundaki algoritmaları görüyoruz. Aslında çoğu konuyu gözetimli öğrenme konusunda görmüş olduk. Yani kullanacağımız algoritmaların çoğu gözetimli öğrenme içerisinde, yani supervised öğrenmede kullanılan algoritmalar. Bu noktadaki farkı hatırlayalım. Yani sınıflandırma ile kümeleme arasındaki veya gözetimli öğrenme ile gözetimsiz öğrenme arasındaki farkı hatırlayalım. Biz sınıflandırma problemlerinde şimdiye kadar ele aldığımız veri setlerinde genellikle etiketlerle, yani hedef değişkenlerimizle, yani Y değişkenimizle, yani bağımlı değişkenimizle çalışıyorduk hatırlarsanız ve bu bizim elimizde vardı. Bugün ise veri setinde etiketlerin belli olmadığı, yani Y değerimizin, bağımlı değişkenimizin ortada olmadığı öğrenme yaklaşımını inceleyeceğiz. Öncekilerden farkı bu. Yani gözetimsiz öğrenmeye bir giriş yapacağız ve içerisindeki kümeleme konusuna bakacağız. Gözetimsiz öğrenmede daha önce söylemiştik hangi konular vardı. Mesela kümeleme konusu vardı, bugünkü konu. Veya işte birincil etken analizi yaparız demiştik. Bunu size sormuştuk. Siz konular içerisinde kümeleme analizini görelim istediğiniz için bugün kümeleme analizini görüyoruz. Birincil etken analizinde söyleyelim. O da arkadaşlar veri setinin içerisinde önemli özelliklerin ortaya çıkartılmasını sağlıyor. Veya işte biz analizde hangilerini kullanırsak daha iyi bir sonuca ulaşırız gibi bir çalışma aslında. Yani bugünkü konumuzu özetlersek burada hedef değişkeni belli olmayan, yani sınıflandırmadan farklı olarak söylüyoruz. Hedef değişkeni belli olmayan ya da işte diyelim ki ihmal edilen, yani etiketlenmemiş veri setiyle çalışacağız. Ve bu etiketleri biz kendimiz oluşturmaya çalışacağız. İleride işte size belki yüksek lisans mülakatınızda veya iş görüşmenizde belki kümeleme ile sınıflandırma arasındaki fark söylenebilir. Herhalde bu derste gördüklerinizle birlikte verecek cevabınız vardır diye tahmin ediyorum. Tabii eğer biraz daha bilgi vermemiz gerekirse bu konuda, şimdi biraz daha pekiştirme yapabiliriz bu konuda. Şimdi arkadaşlar gözetimli öğrenme ve gözetimsiz öğrenme diye biz öğrenmeyi ikiye ayırmıştık. Daha doğrusu üçe ayırmıştık ama takviyeli öğrenmeyi, reinforcement'lı öğrenmeyi şimdilik bu ders kapsamında göstermeyeceğiz demiştik. Gözetimli öğrenmede, yani arkadaşlar sınıflandırmada gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı noktalar var ve biz bu mavi sınıfı veya mavi noktaları bir sınıf, kırmızı noktaları bir sınıf şeklinde düşünebiliriz. Başlangıçta yani hangi noktanın hangi sınıfa veya hangi renge ait olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Ve işte biz sınıflandırma algoritmalarında amaç olarak mevcut verileri biz algoritmaya veriyoruz ve yeni gelecek verileri ondan tahmin etmesini bekliyoruz. Bunu da nasıl gerçekleştiriyoruz? Mesela şöyle araya bir çizgi çizerek belki de bu işlemi yapabiliyoruz. Yani buradaki iki sınıf arasına böyle bir ayırıcı bularak görülmemiş veya daha sonradan gelecek, mesela şöyle yıldızda gördüğünüz gibi yeni bir veri geldiğinde hangi sınıfa ait olduğunu söylemiş olacağız. Mesela buradaki yıldız turuncuya boyandığı için turuncu sınıfına aittir diyeceğiz. Neden? Çünkü çizgimizin yukarıki kısmında kaldı veya aşağıki kısmında kalsaydı maviye boyayacaktık diyeceğiz. Biz işte makine öğrenmesinde arkadaşlar istediğimiz yerler arası hakkında daha önceden makineye bilgi verirsek ve bunun üzerine bir öğrenme gerçekleştirdik dersek buna biz gözetimli öğrenme diyoruz veya işte İngilizce'de supervised learning. Yani aslında danışmanlığı, öğretmenliği, bu tip kavramlar da kullanılıyor veya gözetmenliği öğrenme gibi kavramlar da kullanılıyor. Burada işte biz gözetimli öğrenme diyoruz. Çünkü bizim gözetimimiz altında bir öğrenme gerçekleşiyor. Öyle anlayabiliriz. Daha sonra işte diyelim ki buradaki yeni veriler geldiğinde hangi sınıfa ait olduğunu biz algoritmadan bekleyeceğiz diyelim. Peki diğer tarafa baktığımızda, diğer tarafta da arkadaşlar gözetimsiz öğrenmede kümeleme çalışmaları karşımıza çıkıyor. Burada da yine diyelim ki iki değişkenin birbirine göre konumlarını böyle grafik üzerinden işaretlemiş olalım. Tabii burada sizin de dikkatinizi çekmiştir. Verilerimiz aynı renkte ve aynı görüntüde. Yani ikisi de turuncu ve artı şeklinde. Dolayısıyla biz başlangıçta tüm veriler için sadece bir gruptan bahsedebiliriz diyebilir miyiz acaba? Burada bir grubumuz var ve bizim artık bunları tekrar kümelememize, öbeklememize gerek yoktur diyebilir miyiz? Tabii ki böyle demeyeceğiz.
aslında buradaki verilerde bir durum gözümüze çarpıyor. İşte burada bir öbeklenme var. İki tane farklı noktada yoğunlaşmalar var diyeceğiz. Biraz daha dikkatli baktığımızda bunu görebileceğiz. İşte bu şekildeki gibi bazen veri setlerinde böyle öbeklenmeler veya kümelenmeler olur. Kümelenmenin bir diğer çevirisi de öbeklenme diye de geçer arkadaşlar. Verilerin öbeklendiği yerleri bulmaya çalışırız. Tabii öbeklenmeler olduğunu söyleyebilmemiz için birbirine yakın veya uzak verilere ihtiyacımız var. Yani iki tane veri arasına biz diyelim ki ne kadar yakın, ne kadar uzak diye bir ölçü bulmaya çalışıyoruz. Bunları daha önceki derslerimizden hatırlarsanız arkadaşlar ne demiştik? Mesela Öklit uzaklık vardı, Minkowski uzaklık vardı, Manhattan uzaklık vardı gibi. Biz bunlar da veriler arasındaki uzunlukları, uzaklıkları bulabilmek için kullanacağımız belki uzunluklar diye söylemiştik. Daha sonra işte buradaki hesaplamaları yaptıktan sonra aralarındaki mesafeyi ortaya koyacağız ve diyeceğiz ki bu veriler şu kadar uzak, şu kadar yakın gibi tabirler kullanmaya başlayacağız. Çünkü işte biz verileri burada öbeklediğimizde verilerin bir arada çalıştığını veya bir arada hareket ettiğini söyleyeceğiz daha sonra. Bunu diyebilmemiz için de arkadaşlar şu şekilde iki tane küme oluşturacağız. Diyeceğiz ki birinci kümemiz mavi küme, ikinci kümemiz kırmızı küme olsun mesela. Kümenin içerisindeki biz nelere bakacağız? İçerisindeki mesafelere bakacağız ve kümeler arasındaki mesafelere bakacağız. Ve kümenin içerisindeki mesafeyi minimum, kümelerin arasındaki mesafeyi de maksimum hale getirmeye çalışacağız. Tabii burada maksimumdan minimumdan bahsettiğimize göre neyden bahsediyoruz? Bir optimizasyon probleminden bahsediyoruz. Yani biz şu minimumları, maksimumları çözersek en iyi küme ayrımını bulmuş oluruz diyeceğiz. Yani bizim zaten endüstri mühendisleri olarak çalışma alanlarımızdan birisi optimizasyon problemleri. O nedenle aslında kümelemedeki bu problemi de çözersek biz aslında endüstri mühendislerinin yapması gereken bir işi yapmış olacağız. Dolayısıyla biz diyoruz ki hem gözetimli öğrenmede hem gözetimsiz öğrenmede ikisinde de aslında bir optimizasyon problemi var ve en iyilemeye çalıştığımız bir şey var. Dolayısıyla makine öğrenmesinin çok önemli bir yerinde bu optimizasyon konusunun olduğunu da söyleyelim. Hatta ana gövdesinde bile diyebiliriz. Şimdi biz buradaki veriler içerisindeki kümelemelerden bahsedeceğiz. Peki bunları biz gerçek hayatta nerelerde görebiliriz? Mesela işte biz iş dünyasında görebiliriz. Çalışma hayatımızda bunlarla karşılaşabiliriz. Veya benzer şekilde internet dünyasında da bunlarla karşılaşabiliriz. İşte diyelim ki örneğin biz benzer özellikteki müşterileri bir araya getirmek istiyoruz. Onlara sadece kampanya yapacağız. Bunun için kümeleme algoritmalarını kullanabiliriz. Veya daha güncel olsun işte bir COVID virüsüyle ilgili protein yapısının hangi virüse daha çok benzediğini yine kümeleme çalışmalarıyla ortaya koyabiliriz. Yine başka bir örnek vermemiz gerekirse işte aynı işi yapan firmalar belirli bölgelerde kümelenebilir. Mesela işte otomotiv yan sanayinin bir yerde kümelenmesi gibi. Yani biz buna ölçek ekonomisi diyoruz. Yani bir araya gelmelerinde fayda vardır diyoruz. Dolayısıyla bunları da yine kümeleme çalışmalarının örnekleri olarak söyleyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Mesela semtleri örnek verebiliriz. İşte bazı semtlerde sadece ekonomik düzeyi yüksek insanlar oturuyor diyelim. Bazı semtlerde de daha düşük ekonomi seviyesine sahip veya sosyoekonomi seviyesine sahip insanlar oturuyor diyelim. İşte ne oluyor? İşte aslında semtlerde bile bir kümelenme olduğunu görebiliyoruz. Yani insanlar bazı semtlerde işte bazı insanlar bazı semtlerde yoğunlaşmış, bazı insanlar bazı semtlerde yoğunlaşmış. Bunu da yine kümeleme olarak veya kümelenme olarak görebilirsiniz. Daha sonra işte mesela biz biraz da okuldan örnek verecek olursak biz öğrenciler arasında bir gruplar oluşturmak istiyoruz diyelim ki. Öğrencilerin işte derse hazırlanırken kaç saat çalıştığını bir tabloda tutalım. İşte diyelim ki başarı puanlarını bir tabloya işledik ve aslında bu tablodaki o başarı puanlarını da kümelenmeler olarak görebilirsiniz. İşte bazı öğrenciler mesela daha fazla çalışmış, daha fazla saat ders çalışmış. Bazı öğrenciler daha az saat ders çalışmış. İşte orada alınan notlara göre diyelim ki bazı öğrenciler yüksek puan aldı, bazı öğrenciler düşük puan aldı. Bunun gibi o
fazla çalışmaları ve fazla puan almaları, düşük çalışmaları, az puan almaları gibi kümeleri ortaya çıkartabiliriz. İşte bunun gibi birçok kümeleme örneği aslında gerçek hayatta da karşımıza çıkar. Bu çalışmaları çok daha fazla çeşitlendirebiliriz, artırabiliriz. Şimdi biraz daha kümelemenin matematiksel tarafına veya zor yanlarına gidelim. Bir defa biz kümeleme çalışmasında bir keşif çalışması yapıyoruz. Yani doğru olduğunu varsaydığımız bir şeyler üzerine analiz yapıyoruz. Dolayısıyla genellikle biz kümelemede kesin bir takım soruların cevabını aramaya çalışıyoruz. Yani biz kesin kümeler oluşturuyoruz kümeleme çalışmasında. Bunun dışında işte bulanık kümeler var, kaba kümeler var, gri kümeler var gibi bulanık cevaplar veren, yani hangi kümeye ait olduğu belli olmayan kümelerin de olduğunu bilin. Biz burada kesin olarak bir kümeleme çalışması yapıyoruz. Yani hangi kümeye ait olduğunu söylüyoruz direkt olarak. Alternatif olarak arkadaşlar, yani kümeleme analizinde sormamız gereken bir takım sorular var. Bunlardan birincisi, işte kümelerimizin birbirine benzediğine nasıl karar vereceğiz? Hangi ölçüyü kullanacağız? İşte uzaklık yakınlık ölçüsü, hangi ölçüyle bunları belirleyeceğiz? İşte iki boyutlu düşündüğünüzde Öklit mesafesini söyleyebilirsiniz mesela. Ama yeterli değil. Başka başka verilere sahip olacağız ve bunların arasındaki ölçüleri de iyi kararlaştırmamız ve verinin temsil edildiği ölçülerde karar kılmamız gerekecek. Daha sonra biz kümelemenin performansını nasıl ölçeceğiz? Yani kümelemeler iyi sonuçlar verdi yoksa kötü sonuçlar mı verdi? Yani diyelim ki işte veri setimiz tam istediğimiz küme sayısına ayrılmayabilir bazen. İşte bu durumda o kadar küme o veri seti içerisinden çıkmayacağı için orada diyeceğiz ki en iyi küme sayısı bizim beklediğimizden, daha önce varsaydığımızdan veya işte genel mantık çerçevesinde söyleyebileceğimizden biraz daha kötü ya da daha düşük seviyede bir küme sayısına sahip olmamız gerekir diyeceğiz. Gibi gibi bunun gibi kötü sonuçlardan kurtulmak için neler yapabiliriz? Performansı nasıl artırabiliriz gibi sorular sormamız gerekiyor. İşte kümelemenin aslında sınıflandırmadan ayrıldığı bir başka nokta da burası. Biz kümeleme analizinde daha önceden var olmayan bilgileri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada biz tabii şunu da göz ardı etmememiz lazım. Her zaman iyi sonuçlar veya geçerli sonuçlar vermemiz mümkün olmayacak. Bunu da aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, kümelerin nasıl bulunduğuna dair bir takım algoritmalar geliştirilmiş. Bu algoritmalar işte genel olarak ikiye ayrılıyor. Birincisi parçalayarak kümeleme. Bunun içerisinde işte merkez tabanlı kümeleme veya centroid based clustering diye de geçer. Bu vardır. İşte veya density based diye geçer. Yani yoğunluk tabanlı kümeleme diye geçer. Bu vardır. Bunun gibi arkadaşlar, verileri biz belirli sayıda gruplara ayırarak kümelemeyi yapıyorsak buna partitional clustering veya parçalayarak kümeleme denir. Veya ikinci kısımda arkadaşlar, orada da biraz daha farklı. Burada biz alt kümelerin olduğu bir durumda hiyerarşik kümelemeyi kullanabiliyoruz. Yani aşağıya doğru biz yukarıdan aşağıya doğru kümeleri okuyabiliyoruz. Bunu da arkadaşlar ileride göreceğiz. İleriki slaytlarda göreceğiz. Şuradaki benzer şekilde bir dendogramlara bakacağız. Dendogram denilen grafikler sayesinde bu kümeleme yaklaşımını gerçekleştirmeye çalışacağız. Bununla ilgili dediğim gibi ileride bir örnek vereceğiz. Dendogram nasıl çizilir veya nasıl okunur gibi. Şimdi kümeleme denince akla ilk gelen algoritmayla devam edelim. Yani Kamis algoritmasıyla devam edelim. Kamis algoritması arkadaşlar kümelemede en çok kullanılan algoritmadır. Bir defa onu söyleyelim. Merkez noktalar üzerinden kümeleme yapar. Yani bir parçalayarak kümelere ayırma algoritmasıdır. Bunun gibi dbSCAN diye bir algoritma duymuşsunuzdur. O da yoğunluk tabanlıdır. Yoğunluk temelli bir algoritmadır. Density based'dir. Biz şimdilik Kamins'i gösterelim. Diğer algoritmaları da merak eden arkadaşların araştırmasına bırakalım. İsteyen dbSCAN algoritmasında öğrenmek isteyenler de araştırmasını yapabilirler. Biz burada şunu söyleyelim. Kamins algoritmasında biz ilk başta bir kümeye kaç tane, daha doğrusu veri setine kaç tane kümeye ayıracağımızı söylememiz lazım. İlk başta bunu söylememiz lazım ki Kamins algoritması çalışmaya başlasın. Böyle bir özelliği var. Daha sonra diyoruz ki biz Kamins algoritmasında her veriyi en yakındaki bir noktaya
dahil ederek bu şekilde kümelemeyi gerçekleştiriyoruz. Tabii K-means'in şimdi çalışma mantığına bakacak olursak, biz K-means'de arkadaşlar ilk başta K'yı belirliyoruz demiştik. Tabii burada K sayısının küme sayısını gösterdiğini söyleyelim. Önceden de biz K-means algoritmasına bu K sayısını vermeden K-means algoritmasının başlamadığını söyledik. Ve küme sayısının işte optimum olduğu durumla ilgili bir sonraki slaytta bunları göstereceğim. Yani biz küme sayısının hangi durumda optimum olduğunu veya en iyi durumda olduğunu söyleyeceğiz. Tabii burada bakalım, bizim örneğimizde gördüğünüz gibi 3 noktadan bölmüş veri setini. Dolayısıyla biz bu 3 tane noktayı, şu kırmızı işaretlediğimiz yerleri aslında kümeler olarak görebiliriz. Tabii bu ilk iterasyonda olduğu için şu anda iyi bir kümeleme yaptığı söylenemez. Daha sonra biz ikinci aşamada arkadaşlar kümelerin orta noktalarını buluyoruz. Yani bir sonraki aşamaya geçtiğimizde sentroidler nereler, onları bulmaya çalışıyoruz. Ve ardından üçüncü aşamada da her bir veriyi bölen veya her bir verinin bölündüğü taraftan kümelerin en yakın olduğu kısımlarına verilerin atanması işlemi gerçekleştiriliyor. Tabii burada hangi uzaklık ölçüsü kullandığımızı bilmemiz lazım. Hangi uzaklık ölçüsünün bu veri setine uygun olduğunu bilmemiz lazım. Daha sonra yeni bir iterasyonda yine aynı şekilde orta noktaların yerlerini değiştiriyoruz. Eğer yerlerini değiştirdiğimizde bir değişiklik olmuyorsa, yani bir sonraki iterasyonda yeni bulunan yerler bir önceki iterasyonla farklılık arz etmiyorsa, bu durumda biz aslında iterasyonların devam ettiği müddetçe yeni bir çözüme ulaşmadığını söyleyeceğiz. Ve daha sonra diyeceğiz ki hareket eden bir grup yoksa, yani orta noktası değişen bir grup yoksa algoritmayı bitir. Sen en iyi kümene karar vermiş oldun. Tabii burada biz ne yapıyoruz? Algoritmayı burada sonlandırdıktan sonra diyoruz ki en iyi kümelerimiz bunlar. Tabii burada bir problem var. O da K sayısı. Yani biz hangi veri setinin hangi sayıda kümeye ayrılacağını nereden bileceğiz, değil mi? Bununla ilgili bir takım çalışmaların olması lazım. İşte burada da biz K-means algoritmasındaki K değerinin belirlenmesi için bir yöntemden bahsedeceğiz. İsmi Elbow yöntemi arkadaşlar. Bu Elbow yönteminde işte kümelemedeki aslında en önemli sorunlardan birisini cevaplamaya çalışacağız. Diyeceğiz ki bizim kümemiz kaç, daha doğrusu bizim veri setimiz kaç kümeye ayrılmalı? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. İşte Elbow yönteminde yine az önce söylediğimiz gibi bir kümemiz var veya bir veri setimiz var. Bu veri setindeki kümeleri ortaya çıkartmak için en uygun K sayısını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada diyelim ki işte biz iki kümeye ayırsaydık bu veri setini, kümelere ayrılmamış veri setini iki kümeye ayırsaydık ne olacaktı? Bakın, böyle bir görüntü olacaktı. Kırmızılar ve mavilerden oluşan bir görüntü olacaktı. Daha sonra üç kümeye ayırsaydık, bakın yeşiller, maviler, kırmızılar olarak üç kümeye ayrılacaktı. Ki zaten biz insan gözüyle, göz kararıyla kararlaştırsaydık kümelere ayrılmamış veri seti üzerinde üç küme vardır diyecektik zaten, ama tabii bu basit bir örnek oldu. Az sayıda veriden oluşan bir veri setiyle çalıştığımız için basit bir örnek oldu. Ama bakalım bu işleyiş nasıl devam ediyor? Elbow yöntemi nasıl çalışıyor? Onunla ilgilenelim. Zaten basit örnek üzerinde anlaması biraz daha kolay olacaktır. Daha sonra 4 kümeye ayrılmış. Mesela burada işte şurada belki görünmüyor olabilir. C4'ler var, yani turuncular var, kırmızılar var, maviler var ve yeşiller var. Burada 4 tane kümeye ayırsaydık eğer en uygun noktalar buralardır. Yani K-means algoritmasıyla bulduğumuz noktalar buralardır diyecektik veya orta noktalar buralardır diyecektik. Yine aynı şekilde 5 kümeye ayırsaydık yine arkadaşlar bu şekilde olacaktı. Tabii biz burada 4 küme, 5 küme, 3 veya 4 küme, 3 veya 2 küme oluşturduk diyelim ki. Peki biz buradaki mesafeleri veya işte uzaklıkları bir şekilde ölçtük veya mesafe ile ilgili, uzaklıkla ilgili bir ölçü edindik ve o ölçüyle buraları ölçmeye çalışacağız. Tabii diyelim ki iki kümeye ayrıldığında biz mesafeyi nasıl ölçeceğiz? Yani Elbow yönteminde bu iki kümeye ayrıldığında bunun iyi bir çözüm olup olmadığını nasıl belirleyeceğiz? İşte bunun için arkadaşlar
aynı küme içerisindeki en uzak iki nokta alınıyor. Mesela iki küme için düşündüğümüzde şuradaki iki nokta diyelim. Tabii bunu göz kararı söylüyoruz. Yani normalde aslında buradaki noktaların koordinatlarından yola çıkarak bir uzaklık ölçüsüne göre hesaplama yapmamız gerekiyor. Ama diyelim ki buradaki en uzak iki nokta, aynı kümedeki, yine belirtelim, aynı kümedeki en uzak iki noktada bunlar olsun diyelim ki. Dolayısıyla bizim mesafemiz neresi oluyor? Burası oluyor. Yine aynı hesaplamayı 3 küme için yaptığımızda bakın oradaki yeşil kümeler için bizim mesafemiz ortaya çıktı. Yine aynı işlemi 4 küme için yapıyoruz arkadaşlar. 4 kümeye ayrılmış veri setinde yapıyoruz. Yine aynı işlemi 5 kümeye ayrılmış veri setinde yapıyoruz. İşte bunlar bize neyi veriyor? Bir uzaklık veriyor. Bu uzaklıkları biz elbow yönteminde diyeceğiz ki bunlardan işte bunlar bir uzaklıktır ve bunlardan bizim için en uygun olanı seç diyeceğiz. Algoritmanın içerisine veya Kamins algoritmanın içerisine işte vereceğimiz K değerini buradaki döngüye göre veya buradaki çalışmaya göre belirlemeye çalışacağız. İşte bu elbow yönteminde arkadaşlar öncelikle bu değerlerin olduğu bir tablo oluşturuluyor. İşte bu değerler diyelim ki 2 küme, 3 küme, 4 küme, 5 küme için bir tabloya veya işte bir grafiğe aktarılıyor. Ve uzaklıkları gösterdiğini söylemiştik zaten y ekseninin. Dolayısıyla uzaklıklardan yola çıkarak buradaki sıralama yukarıdan ya da büyükten küçüğe doğru yapıldığında bir yerde arkadaşlar bir kırılım gerçekleşiyor. İşte bu zaten elbow dirsek demek, bilirsiniz İngilizce'de. Yani bir kırılımın olduğu nokta neresiyse elbow noktası orası. Burada tabii yine söylüyorum göz kararı bir iş yapıyoruz. Yani burada zaten 4 veya 5 veriden oluşan bir şey için en fazla 10 tane veriden oluşan bir şey için yapıyoruz. Dolayısıyla mantıklı sorular, sonuçlar aramayalım burada. Burada belirtmemiz gereken nokta şu. Bu kırılım nereden itibaren başlıyor veya kırılımın çok keskin olduğu yer neresi? Diğerlerine göre daha keskin olduğu yer neresi? Diyelim ki işte bu örnekte 3. kümeden sonra bir kırılım gerçekleşmiş. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki elbow yönteminde aslında bize K sayısını 3 olarak bizim için tavsiye etmiş diyeceğiz. Tabii burada yine söyleyelim. Burada daha büyük bir tablo veya koordinat düzlemi olduğunu düşünün. Orada işte elbow'u belirlemek biraz daha zorlaşacak ama size elbow en azından bir izlenim verecek. Bununla ilgili zaten bir uygulama yapacağız. Elbow üzerinde veya elbow gibi çalışan bir yöntem üzerinde bir uygulama yapacağız. Biraz daha anlatmaya çalışacağız o konuyu. Daha sonra arkadaşlar işte buradaki 3. kümeyi bulduktan sonra biz Kamins algoritmamızdaki K'yı 3 olarak kullanabiliriz diyoruz. Başka bir yöntem yine kümelemede kullanacağımız. Kümelemede arkadaşlar biz ne dedik? İşte parçalayarak kümeleyebiliriz veya hiyerarşik olarak kümeleyebiliriz. Bir de şimdi hiyerarşik kümelemeye bakalım. Yine işte biz benzer bir problemi ele alalım. Yani çok az veri sayısının üzerinden gidelim. Diyelim ki işte burada kaç tane? 8 tane nokta var. Bu 8 tane nokta arasında kümeleme çalışması yapacağız. Ya da işte hiyerarşik kümeleme çalışması yapacağız. İlk önce buradaki adımları birlikte görelim. İlk adımda arkadaşlar bu noktaları tabii bir belirliyoruz. Numara veriyoruz diyelim. Burada diyoruz ki en yakın iki nokta hangisi? İlk önce onları belirliyoruz. Yine göz kararı arkadaşlar. Diyelim ki 6. ve 7. nokta en yakın noktalar. Burada işte diyoruz ki tabii şu anda pek anlam ifade etmeyebilir ama hep böyle ikili ikili gideceğiz. Daha sonra bununla ilgili belki birkaç daha bilgi veririz. Bundan sonraki en iyi iki veya en yakın iki noktayı bulmaya çalışıyoruz. Hangileri? Diyelim ki işte 1 ve 2. Bundan sonraki en iyi iki nokta. İşte bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Diyelim ki sonraki en iyi iki nokta 3 ile 5. Yani iyiden kastım yakın arkadaşlar. En yakın iki nokta 3 ile 5. Yani farazi tamamen göz kararı söylüyorum. Daha sonra diyelim ki 4 ile 5 en iyi iki nokta oldu. Burada gördüğünüz gibi iki küme aslında ortaklaştı veya bir kesişim haline geldi. Bir kesişim noktasına sahip oldu. Biz bu kümeleri arkadaşlar ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. 3, 4, 5'i aynı kümeye sokuyoruz. Daha sonra tekrar devam ediyoruz. En yakın iki
nokta. Burada mesela diyelim ki zaten 8 kaldı. 8'i de hangi kümeye dahil edebiliriz? En yakın kümesine dahil edebiliriz. Dolayısıyla biz ne yaptık burada? 2 nokta 2 nokta gide gide en son kümeleri ortaya çıkartmış olduk. Yani burada diyelim ki 3 tane küme ortaya çıktı veya işte 3 tane grubumuz oldu. Peki bu 3 grupta burada kestik. Yani daha fazla verimiz olmadığı için 3 grupta bunu kestik ve bunun için arkadaşlar bir gösterim yapacağız. Bunu da işte bu 3 grubu veya 3 kümeyi gösterecek şekilde grafikler üretmişler. Bunların adına da dendogramlar demişler. Şimdi bu dendogramlar ne işe yarar ona bakalım. Dendogramlar arkadaşlar az önce numaralandırdığımız verileri ilk önce bir sayı doğrusuna alıyor şu şekilde. Buradaki sayı doğrusunda işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane noktamız olduğu için kaç tane nokta varsa o kadar ilerleyecek. Daha sonra biz ne dedik? En yakın ilk iki noktamız neydi? 6 ve 7 idi. Ve biz bu 6 ve 7'yi ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Ve daha sonra diyoruz ki en yakın ikinci iki noktamız hangisiydi? 1 ve 2 idi. Biz ne yapıyoruz? Bu iki noktayı da sayı doğrusunda birleştiriyoruz. Tabi sayı doğrusunun y eksenine uzaklıklar yazdığımı fark etmişsinizdir arkadaşlar. Yani burada aslında birleştirirken öyle hepsine aynı ölçü gibi burada kullandık ama hepsinin ölçüsü aynı değil. Yani 6 ile 7 daha yakınsa aslında onun işte şu yüksekliği diyelim ki evet, şuradaki yüksekliği arkadaşlar uzaklık gibi düşünün. Dolayısıyla 6 ile 7 daha yakınsa ki daha yakın bizim görebildiğimiz kadarıyla 1 ile 2'den daha düşük seviyede aşağıda olması lazım. Aslında biz yani gösterimi biraz daha basitleştirmek için böyle hepsini aynı seviyede gibi çizdik ama yani buradaki uzaklığın da bir manası olduğunu ve y eksenindeki o uzaklığa göre biz bu çizimleri gerçekleştirirsek daha doğru bir çizim olacak diyebiliriz. Zaten bunları programlar yaptığı için biz sadece mantığını biraz daha göstermek için burada benzer ölçüler kullanmaya çalıştık. Ve daha sonra 1 ile 2'yi de birleştirdik arkadaşlar. Ve dedik ki daha sonraki gruplarımızı bulduk. 3, 4, 5 de yine aynı şekilde bir gruptu hatırlarsanız. Veya 3 ile 5'i ilk önce birleştirdik veya 4 ile 5'i ilk önce birleştirdik. 3'ü de bu gruba katmak için şu şekilde bir şekle büründürdük. Ve dedik ki 3, 4, 5 aynı grup içerisinde olsun. Ve daha sonra neyimiz vardı? 8 vardı. 8'i de yine aynı arkadaşlar 6 ile 7 ile birleştirdik. Ve bu şekilde aslında ne yaptık? Bakın 3 tane grup oluşturduk. Dolayısıyla biz burada bırakabiliriz. En iyi grup sayısı 3'tür diyebiliriz. Ve daha sonra biz burada bırakmayıp bu grupları da birleştirebiliriz. Nasıl yani? Mesela 1 ile 2'nin olduğu grubu veya kümeyi 3, 4, 5'in olduğu kümeyle birleştirebiliriz. Daha sonra bu iki kümeyi de birleştirebiliriz. Tabii birleştirirken yine diyelim yani şuradaki uzaklıklar bizim için önemli. Yani bu iki küme birbirinden ne kadar uzaksa aslında şuradaki yüksekliğin o kadar olması lazım. Veya işte şu iki küme, şu 1, 2, 3, 4, 5'in oluşturduğu bir küme, 6, 7, 8'in oluşturduğu diğer kümeden ne kadar uzaksa aslında bu yüksekliği de ona göre ayarlamamız lazım. Okumayı bu şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 için böyle bir birleştirme yaptık. Aslında bir dendrogram çizdik. Biraz çizim kötü olmuş olabilir ama dendrogramın mantığı genellikle böyle ve görüntüsü de böyle yukarıdan aşağı doğru ağaç şeklindedir. Aşağıya doğru dallanır ve aşağıda işte bizim kümelerle ilgili bilgi sahibi olmamız beklenir. Ve daha sonra biz şu uzaklıkların önemli olduğunu söylemiştik. Bu uzaklıklar arkadaşlar neden önemli? Çünkü biz ne kadar iyi bir mesafenin korunması gerektiğini daha önceden algoritmaya söyleyebiliriz veya elbow yöntemine söyleyebiliriz. Yani bizim uzaklıktan kastımız veya çok uzaktan kastımız nedir? Bunun gibi seviyeleri aslında bir şekilde belirleyebiliriz. Diyebiliriz ki işte şu kadar mesafeden fazla olan kümeler benim için uzaktır. Onları küme olarak alma diyebiliriz. İşte burada diyelim ki bir mesafe belirledik. Şöyle bir çizgi çizdik. Bu mesafe benim için bir limittir ve bu mesafenin yukarısındaki kümeleri alma, bu mesafeye geldiğinde o kümeleri ayır diyebiliriz. Bakın burada ne yaptık? İşte siyah çizgiyle gösterdiğimiz şeyin altında kaç tane grup var?
1, 2, 3 tane grup var. Eğer siyah çizgi bizim limitimiz olsaydı kaç tane grup olacaktı? 3 tane grup olacaktı. Bu siyah çizgiyi biraz daha yukarı taşıdığımızda 4 grup olma imkanımız var veya biraz daha yukarı taşıdığımızda 5 gruba ayırma imkanımız var. Veya biraz aşağı taşıdığımızda şuradaki kırmızı çizgiyle gördüğünüz gibi biraz daha aşağıya taşıdığımızda yine seviyemizi biraz düşürdük. Yani uzaklık seviyemizi biraz düşürdük. Dedik ki daha yakın olan kümeleri benim için al veya daha yakın olmasını sağla kümelerin içerisindeki mesafelerin. Böyle bir diyelim ki strateji geliştirdik. Dolayısıyla biz burada ne dedik? Kaç tane kümemiz var? Burada saymamız gerekirse birinci kümemiz 1 ile 2'den oluşacak. İkinci kümemiz sadece 3'ten oluşacak. Üçüncü kümemiz 4 ve 5'ten oluşacak. Dördüncü kümemiz 6 ve 7'den oluşacak. Beşinci kümemiz de 8'den oluşacak. Neden? Çünkü kırmızı çizgiye göre böyle bu arada arkadaşlar. Kırmızı çizgiyi biz limit olarak belirledik. Bunun üzerindeki uzaklıklar, bundan daha fazla mesafeye sahip olan değerler bizim için kümelemede bir limit oluştursun dedik. Ve bu limitin altında bizim 5 tane kümemiz oluştu. Bunlar da şekilde gösterildiği gibi oldu. Dolayısıyla biz arkadaşlar böyle bir elbow yöntemiyle en iyi küme sayısına karar verebiliriz. Veya işte dendrogramlar da bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. Şimdi birlikte bir uygulama yapalım. Kümeleme algoritmasıyla bir Orange paketi üzerinde bir uygulama yapalım. Arkadaşlar Orange paketini daha detaylı belki bir ders üzerinde göstermek istemiştim ama tabii biraz da hem kümeleme algoritmasını hem Orange uygulamasını birlikte yaparsam biraz daha zaman kazanmış oluruz gibi geldi. Dolayısıyla kümeleme algoritmasıyla birlikte bu Orange paketini de göstermeye çalışacağım. Tabii Orange paketi arkadaşlar kısaca bahsedelim. Bize veri madenciliği için bir takım görsel araçlar sunuyor. Şurada işte ana ekranını görüyorsunuz ilk açıldığında çıkan. İşte bu paketi yüklediğinizde, Orange paketini yüklediğinizde buradaki imkanlara sahip oluyorsunuz. Yani bir takım bize görsel araçlar sunarak veri madenciliğinde belki de kod yazmadan, zorlanmadan belki de bir takım işlemleri yapmamızı sağlayacak. Tabii bunu şimdi kümeleme için göstereceğiz ama bunu sınıflandırma için, bunu boyut indirgeme için, bunu işte birincil etme analizi için gibi birçok şey için veri madenciliğindeki birçok şey için kullanabilirsiniz diyelim. Şimdi birlikte arkadaşlar Orange'ı siz de yüklediyseniz Orange paketi üzerinde bir uygulama gerçekleştirelim. Şimdi ekran paylaşımı yaptım arkadaşlar. Birlikte Orange paketini görmeye çalışacağız. Bunun için arkadaşlar şu başlata Orange yazıyorum. Ben yüklediğim için direkt geliyor. Ve eğer siz de yüklediyseniz Anaconda üzerinden çağırabileceğiniz, getirebileceğiniz gibi direkt bu şekilde Windows uygulaması gibi de getirebilirsiniz. Orange bize böyle bir ekranla geliyor. Şimdi diyelim ki biz yeni bir şey oluşturalım. Ve daha sonra işte bir veri seti oluşturalım. Bunun için şuradaki Paint Data'yı seçiyorum arkadaşlar. Böyle sürükleyip bırak dediğimde. İşte bunun içerisine ben veri gireceğim. Bakın açtığım zaman diyelim ki işte 3 kümeden oluşan bir veri girmeye çalışayım. İşte şuradakileri biraz belki değiştirebilirsiniz. İşte diyelim ki mavi olacak şekilde 3 tane veri gireyim ben buraya. Şu şekilde mesela 1, 2 ve 3. Yani veri üretmesini sağlamaya çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar bizim verilerimiz üretilmiş oldu. Ve bunun ben aslında görüntüsünü de gösterebilirim. İşte diyebilirim ki burada şurada bir yer seçtiğimde aşağıya doğru. Burada işte data table'ı seçerek hangi verileri ürettiğini görebilirim. Bakın burada x, y koordinatları var. X, y koordinatlarını böyle göstermiş oldu. Demek ki biz 76 tane aslında veri oluşturmuşuz ve bu 76 tane verinin x ve y koordinatlarını bana gösteriyor burada. Bunun gibi aslında birçok şeyi kullanabiliriz ama biz kümeleme algoritmasıyla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakalım diyelim ki işte buradaki tabii yine bir çubuk almamız lazım buradan. Diyelim ki buradaki kamisi seçtiğimizde bakın burada işte bir kırmızı nokta beliriyor. Kırmızı nokta gidene kadar K-means algoritması çalışıyor. Kırmızı noktadan sonra K-means algoritması çalışmış oluyor. İşte diyelim ki biz bu K-means algoritmasına çift tıkladığımızda burada
bize kaç sınıftan oluşacağını veya kaç kümeden oluşacağını soruyor. Yani verilerimizi kaç kümeye ayırmak istediğimizi soruyor. Bunun için demiştik ki biz sabit verebileceğimiz gibi bir başlangıç ve son vererek de bunu sağlayabiliriz. Yani biz işte diyelim ki 2 küme ile 5 küme arasındaki şuradaki from'u seçtiğimizde 2 küme ile 5 küme arasındaki bana bütün kümelerin skorlarını ver diyebiliriz. İşte buradaki elbow yöntemindeki gibi düşünebilirsiniz. Bu farklı bir skor ama çok benzer şekilde çalışıyor. İşte ne demiş? Mesela 2 küme olduğunda 0,49, 3 küme olduğunda 0,63, 4 küme olduğunda 5 küme olduğunda. Burada biz elbow yöntemini kullandığımızda mesela şundan şuna geçiş, işte bundan buna geçiş gibi böyle göz kararı da olabilir. Bir karar vermemiz lazım. Yani kaç kümeden oluşacak bu veri seti. Diyelim ki işte burada 4 kümeden oluşmasını istiyorsak buraya işte 4 yazacağız ve daha sonra oluşturmasını sağlayacağız. Biz şimdilik arkadaşlar fix yapalım. Bunu diyelim ki mesela 3 kümeye ayırsın. Tamam. Bunu bu şekilde dedikten sonra bunu kapatıyorum. Ve daha sonra diyorum ki bunu kapattıktan sonra comments yani buradaki kısım benim için kümeyi 3'e ayırmış oldu. K'yı vermiş olduk yani. Algoritma çalıştı. Algoritma iterasyonlarını söylemiştik zaten. K'yı verdikten sonra comments algoritması çalıştıktan sonra benim için bir şeyler oluşturdu. Bakalım onlar neymiş? İşte onları da arkadaşlar görüntüleyebilmek için mesela scatter plot çizebiliriz. Yine buradan alıyorum bu şekilde. Scatter plot arkadaşlar benim için kümeleri gösterebileceğim aslında bir şey olabilir. Yani diyelim ki buradaki kümelerin hangi renkte olduğunu falan görmek istiyorum diyelim. Bunu da arkadaşlar dedikten sonra diyelim ki scatter plot'u görmek istiyoruz. Çift tıklıyorum onun için. Bakın bu şekilde benim için 3 tane küme oluşturdu. Birinci küme C1, ikinci küme C2, üçüncü küme C3 ve bunları da buraya gösterdi. Burada bir takım parametrelerle oynayabiliriz. İşte color'ları değiştirebiliriz. Shape'leri same yapabiliriz. Gibi gibi yani görselliğiyle oynayabiliriz. Size'ları mesela işte şu verinin mesela uzaklıkla ilgili size'ını X'e göre veya Y'ye göre veya işte burada bulduğu skora göre diyebiliriz. Label'ları mesela vermeyebiliriz yani yazdırmayabiliriz tamamen görsellikle ilgili. Show Color Regions'da yani şu kırmızılar maviler falan olmasın dersek ki bu yani renkli görüntüler daha güzel gözüküyor çünkü sınırların nerede başlayıp nerede bittiğini görebiliyorsunuz. Bakın buradaki sınırlar demek ki böyleymiş. Yani yeni bir veri gelseydi diyelim ki şu noktada tam şu noktada yine bunu da C2'ye veya kırmızı kümeye dahil edecekti diyelim. Veya gibi gibi buradaki oynamaları yapabilirsiniz. Burada işte diyelim ki şurayı biraz daha büyütmek istiyorsunuz gibi şeyler yapabilirsiniz. Veya işte bunu yukarıdan görmek istiyorsunuz falan. Veya bunu kaydetmek istiyorsunuz. Bu şekilde kaydedebilirsiniz. İşte böyle basit bir şekilde aslında bize bir imkan sunuyor. Diğer bizim kullandığımız algoritmalar, kodlama yaptığımız algoritmalar aslında burada var. Bizim tabii bazıları yok burada. Bazıları için belki kendi kodlarımızı geliştirmemiz gerekecek. Bazıları burada var. Tabii çok standart olanları var. Belki içerisinde oynama yapmak istediğimizde veya bir takım parametreleri esnek bir şekilde diyelim. Yine değiştirebiliriz burada ama daha esnek bir şekilde değiştirebilmemiz için biraz tabii içerisine kodla girmemiz lazım. Peki bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız yani biz bunun içerisinde bir takım yerlerde belki kendi kodlarımızı çalıştırmak isteyeceğiz. Onu da şöyle gösterelim. Yine çizdiğimiz veriler üzerinden yani rastgele olarak ürettiğimiz veriler üzerinden gidelim. Yine buradan bir çizgi alıyorum ve diyorum ki bunu Python script'e çevir ya da Python script yaz. Bu veriler üzerine bir kod yaz. Bunu da yine çift tıklıyorum arkadaşlar. Bakın böyle kod yazma ekranı geliyor. Tabii burada basit bir şekilde var. Bu Jupyter Notebook gibi gelişmiş bir şey beklemeyin. Yani size belki de birçok şeyin cevabını burası veremeyecek. Siz işte belki Jupyter Notebook'ta yazdığınız kodları belki buraya yapıştırabilirsiniz. Ama şimdi gelin beraber bu comments algoritmasını burada yapmaya çalışalım. Yani biz comments algoritmasını oluşturalım. Daha sonra comments algoritmasının ürettiği sonuçları buradan göstermeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar SKLearn'ın içerisinde cluster diye bir
kütüphane var. Biz bunu kullanacağız kümeleme algoritması için. İşte bu cluster'ın içerisinde arkadaşlar K-means'i kullanacağız. Mesela çok fazla kullanılan diye sürekli K-means'i söylüyorum. Daha farklı algoritmalar da var kümelemenin içerisinde. Diyelim ki kümeleme eşittir. Cluster'ın içerisinde arkadaşlar K-means'i çağıralım. K ve M büyük şekilde K-means'i çağıralım. K-means arkadaşlar parametre olarak küme sayısını alır. Diyelim ki biz burada 3 kümeye ayıralım. Tamam, az önce gösterdiğimiz gibi. İşte kümeleme artık bizim için 3 kümeye ayrılacağını biliyor. Peki hangi veri setini 3 kümeye ayıracak? Bunu bilmiyor. Kümeleme nokta fit edelim bunu. Veri setini girmemiz lazım. Bakın burada bir takım bilgiler var. Veri setinin içerisindeki bilgiler veya değerler in datanın içerisindeymiş. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? In datayı kümeleme içerisinde fit etmeye çalışıyoruz. Daha sonra bizim aslında verilerimiz kümeleme algoritmasına girdi ve bir şeyler ortaya çıktı. Biz neleri yazdırabiliriz? İşte kümelemedeki o mesela orta noktaları yazdırabiliriz. Print komutuyla kümeleme algoritmasının içerisinde cluster centers diye geçer arkadaşlar. Centers. Şu sonunda da alt çizgi var. Cluster centers'ları bir göster bakalım. Printleri de kapatayım. Daha sonra run demek yani çalıştırmak için buradaki run butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bizim için önce sklearn'ı içerisindeki cluster kütüphanesini aldı. İçerisindeki k-means algoritmasını aldı. Ve o k-means algoritmasına göre ürettiğimiz değerleri, verileri kümeledi. Tamam, kümeledi. Daha sonra 3 kümeye ayırdı demiştik. Bakın burada tam da 3 tane değer var. 1, daha doğrusu 3 tane koordinat var. 2 ve 3. koordinat. Dolayısıyla biz burada demek ki birinci kümenin merkez noktası neresiymiş? X'i 0,80 olan, Y'si 0,31 olan noktaymış diyeceğiz. Veya ikinci kümenin orta noktası burasıymış. Centers pointleri ya da cluster centers'ları çizdirmiş ya da göstermiş olduk. Bunun gibi arkadaşlar ne gösterebiliriz? Hangi verinin hangi kümeye ait olduğunu gösterebiliriz. Mesela bunun gibi print. Hangi küme, hangi veri, hangi kümeye ait? Yani bizim burada 76 tane miydi? 76 tane verimizin hangileri hangi kümede gösterilmiş onu gösterebiliriz. Bunun için de arkadaşlar yine kümelemenin içerisindeki labels komutunu kullanabiliriz. Bunları tabi burada shift tab falan kullanamadığım için yazdım. Buradan çekiyorum. Labels'ı gösterebiliriz. Yani etiketleri gösterebiliriz. Etiket zaten sınıflandırmada söylemiştik. Bizde vardı ama kümelemede kümeleme analizinin sonunda ortaya çıkacağı için buradakileri de göstermeye çalışalım. Bunu da yazdır dediğimde arkadaşlar tabi şunu mesela yazdırmasın da karışık olmasın. Run dedim. Bakın şöyle bir şey verdi bana. Yani 76 tane 2, 0, 1'den oluşan bir dizi verdi. Bu ne demek? İşte ikinci kümedeki veriler bunlarmış. İşte sıfırıncı kümedeki veriler bunlarmış. Birinci kümedeki veriler bunlarmış gibi okuyabilirsiniz bunu. Yine bunu da şöyle inaktif hale getireyim. Veya biz neleri yazdırabiliriz? Diyelim ki içerisine verdiğimiz bir verinin hangi kümeye ait olduğunu bize söylesin. Bunu diyebiliriz. Bunun için de arkadaşlar print. Yine kümelemenin biz ne yapmasını istiyoruz? Bir tahmin yapmasını istiyoruz. Dolayısıyla predict komutunun içerisine ben nokta vereceğim. Mesela diyelim ki şöyle yapıyorum. Tabii iki boyutlu bir dizi vereceğim için bir tane daha açtım. Diyelim ki 0.4 ile 0.3'ü 1 versin. Daha sonra da işte bir nokta daha 0. diyelim ki 34 ile biraz yakın olsun 0.24 diyelim mesela. Bu ikisini 1 versin. Daha sonra şu print'in şeyini de kapattık. Predict'inkini de kapatalım. Dolayısıyla bu şekilde çalıştır dediğimde bakın bana ne verdi? Aslında senin birinci verinde ikinci kümeye dahil, ikinci verinde ikinci kümeye dahil. Bunu biraz daha belki yani kümeleri değiştirmek için şunu biraz daha büyüteyim. Mesela 74'e 84 olsun. Tekrar çalıştırıyorum. Mesela burada ne dedi? 0.4 ile 0.3 bize ikinci kümede olarak geldi.
veya 0.74 ile 0.84 bize ikinci, pardon, birinci küme olarak geldi. Dolayısıyla biz bu şekilde aslında kümeleme analizini sonuçlarıyla birlikte böyle basitçe göstermiş olduk, ama böyle göstermiş olalım ve bu şekilde arkadaşlar aslında biz yaz döneminde, bu dönemde vereceğimiz derslerin sonuna geldik. Kümeleme analiziyle sonuçlandırıyoruz. Aslında birçok konumuz vardı. Bir kısım kaldı, bir kısmını tamamladık. Yani konulardan bir kısmı kaldı. Bir kısmını tamamladık, öyle söyleyelim. Yani çok aslında şunu amaçlamaya çalıştık. Aslında çok konu gösterip de böyle eksik noktaların çok olduğu durumları tercih etmektense biz az konu gösterelim ve az eksik nokta bırakalım diye tercih ettik. Dolayısıyla bu ders size belki bir kapı açmış olabilir, ama unutmayın, kapıdan içeri girmek veya içerisindekileri öğrenmek, içeride ne olup bitiyor bunları öğrenmek tamamen sizin çabanıza kalacak. Dolayısıyla sizlerle tanışamadık, görüşemedik, ama her zaman ders konusunda olur veya olmaz bana mail atabilirsiniz. Olabildiğince maillerinize yanıt vermeye çalışıyorum ve çalışacağım arkadaşlar. Dolayısıyla bunun dışında yarın sizin sunumlarınız olacak. Herkes sunumlara katılabilir, ki benim tavsiyem herkes sunumlara katılsın. Daha diğer arkadaşların da neler yaptığını görsün. Ayrıca sunumda soru sorsun, işte belki kendi takıldığı noktayı diğer arkadaş çözmüştür gibi. Bu soruları da soralım ve sunuma katılalım arkadaşlar. Ardından bu dönemi bitiriyoruz. Haftaya da pazartesi günü yine sunumlar olacak. İkinci kısım sunumlarımız olacak. Sunum dosyalarınızı veya kod dosyalarınızı, yani Jupyter Notebook dosyalarınızı Google Class üzerinden paylaştığım ödev kısmından yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Oraya yükleyebilirsiniz. Şimdi herhangi bir sorusu olan varsa alabilirim.